İstanbul Seyrantepe'de de Kubbeli Döner'e geldik. Gaziantep'li olan Mehmet Bey'e konuk olacağız. Bakalım bize nasıl bir lezzetler var, onları anlatacak. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Davut. Kubbeli Döner İşletme Müdürlüğü'nü yapıyorum. Müessesemizde döner, saç, tava ve zeytinyağlı bölümü var. Restorandan siz sorumlusunuz, evet, değil mi? Evet, sorumluyuz. İşletme sorumlusuyuz. Teşekkürler. Efendim biz Mehmet Bey'le röportajımıza başlamadan önce böyle birazcık görsellerde yiyeceklerimize bakacağız. Çok güzel lezzetler ve özellikle Gaziantep katmeri bence es geçmeyin diyorum. Buraya da gelin. Dönerin sırrını söyler misiniz bize? Şimdi dönerin sırrı öncelikle marine etmesi çok önemli. Kaç gün marinede beklemesi çok önemli. Yaprak dönerimiz kesinlikle hiçbir şekilde kıyma içermiyor. Ayrıca etin nerede alındığı çok önemli. Ki biz bunları hepsini bir araya getirip böyle bir lezzet çıkartıyoruz. Ki lime lime ayrılıyor. Yani püf noktası var ama siz bize söylemiyorsunuz. O da usta sırrı deniliyor. Usta sırrıdır, o kadar da biz söylemeyelim. Etimizin dediğim gibi marine edilmesi çok önemlidir. Özellikle biz bunu 3 gün 4 gün marine ediyoruz. Özel sosumuz var. Özel sosumuzla beraber bekletiyoruz. Ondan sonra usta arkadaşlarımızla beraber sunumumuzu yapıyoruz. Efendim Gaziantep'ten ayağımızın tozuyla geldik dedik. Mehmet Ali Dağdelen'in yanına da geldik. Seyrantepe'de Kubbeli Döner'deyiz. Merhaba Mehmet Ali Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Adım Mehmet Ali Dağdelen. Ben de doğma büyüme Gaziantep'liyim. İmam Çağdaş'ta çırağıyım ben. Dayak yiyerek büyüdük. Daha sonra ortaokul okumadık. Mühendis olduk. Eyvah eyvah. Evet. Yani onun sayesinde şu an Allah'a şükür lezzetli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi lezzetli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyerek mütevazi oluyorsunuz bence. Çünkü etinizin lezzetini biz sizden önce tattık. Muhakkak da müşterilere ve seyircilere tavsiye ediyoruz. Şimdi baktığımızda tam olarak neler var? Bize bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Şimdi yaprak dönerimiz bizim. Döner olaraktan çok iyiyiz. Saç tavamız var. Bunun yanında öğle servisinde kuru fasulye yapıyoruz. Zeytinyağlımız da öyleyiz. Antep yöresi olarak da bir şeyler yapıyoruz. Ama tamamen Antep yöresi değil. Özellikle dönerde ve saç tavada iddialıyız. Dönerde biz Tekirdağ, Çanakkale, Bika tarafından süt danalar kullanıyoruz. Yerli ırk kullanıyoruz. Oranın Balıkesir'in kıvırcık kuzusu var. Kuzunun da bir kısmını katıyoruz. Formülü de söylüyorum. Antep'ten de kuyruk. Kocaman kuyruklu kuzular vardır. Onları üçünün harmanlayarak da marine ediyoruz. Bundan sonra da yaprak dönerimizi yapıyoruz. Gerçekten çok güzel döner yapıyoruz. Saç tavamız kuzu ve danadan olmak üzere. Saç tava yapıyoruz. Gece saat 12'ye kadar da açığız. İnsanlar bizi tercih ediyor. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Merhaba. Merhabalar efendim. Merhabalar. Biraz sizi tanıyalım mı? Osman Avcı ben. Yaklaşık 2 yıldır İstanbul'dayım. Ankara'dan geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Damak tadıma uygun bir lezzet mekanı burası. Epey baktım, dolaştım. Gerçekten şeyleri güzel. Genelde hangilerini tercih ediyorsunuz burada yiyecek olarak? Genelde dönerini tercih ediyorum. Sonra bir de baklavaları çok güzel buraların ama bu aralar pek yiyemiyorum. Sağlığa dikkat etmek sağlığa gerekiyor dikkat diyorsunuz. Bütün ürünleri güzel. Gerçekten beğeniyorum yani. Mutfağı güzel. Servis gayet güzel. Ki normalde Ankara'dan gelmesiniz ama burada nerede ikame ediyorsunuz? Burada Finans Kent'te oturuyorum ben. Yakın bir mesafede. Kemerburgaz kavşağında. İstanbul'da çok farklı tabii. Bir sürü yiyecek mekanları var ama işlerinden iyilerini seçmek önemli. Memnunum yani Kubbeli
güzel, ürünleri çok iyi. Sonra serviste gerçekten başarılı arkadaşlar. Tatlarını da hiç bozmuyorlar. O da önemli yani. Kesinlikle öyle ve etleri ayrıca bir lezzetli. Hanımefendi de eşiniz. Beraber geldiniz. Kubbeli'de dönerinizi yiyorsunuz. Afiyet olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki şimdi sizi müşteriler ve izleyicilerimiz Kubbeli'yi tam nerelerde bulabilir? Kaç yerde şubeniz var? Vallahi şube açmayı şu an için içinde bizden çok talep var. Bu şekilde açalım mesela. Ama şu an açmıyoruz. Çünkü şubeleştiği zaman çok şube demek. Özellikle Kubbeli gibi yani böyle döner ağırlıklı bir yerler yaptığınız zaman birazcık kaliteden fazla bir şekilde ayrılmak demektir. Çünkü Kubbeli çok fazla bir Avrupa yakasındayız şu an için. Anadolu yakasında bir şube daha açaraktan İhtiyaç olur, ileriye dönük düşünüyoruz ama şu an bir acele etmiyoruz. Nedeni şu, ya kaliteye çok açtığın zaman çok da kaliteli olmuyor yani. Mühim olan kaliteyi yerinden muhafaza edebilmektir yani. İmam Çağdaş'ın Türkiye genelinde number one, başka bir şubesi var mı? Yok. Bizde felsefe kültür bu aslında ama bakacağız nasip kısmet. Siz diyorsunuz ki aslında menünüzün çokluğu değil, menünüzde olanların kalitesi yerinde olsun yeterli diyorsunuz. Yani mesele çok menü yaparaktan işte şunu da var, bu da var, şu da var. Ya öyle değil yani. Bana döner yemek için gelsin, saç tava yemek için gelsin. Başka bir şey yemek isteyen insan başka yere gidebilir. Yani mesele bir şeyci olmak lazım. Özelliği odur. Yani bana gelen adam döner yemek için gelecek, saç tava yemek için gelecek. Adam bana geldi ama abi sulu yemek var mı? Abi sulu yemeği de başka yerde yiyebilirsin. Gayet normal bir şey. Mesele ne yapıyorsan kaliteli yapmak. Güzel yapmak önemli. Muhakkak Kubbeli'ye uğrayın, dönerinizi yiyin, katmerinizi de tadın diyoruz. Biz yine kaldığımız yerden devam ediyoruz.